Parçada aşağıdakilerden hangisi öncelikle vurgulanmak istenmiştir? Burada dikkatlice baktığımız zaman bir araştırma sonucundan söz edildiğini görüyoruz. 100 kelimelik bir metnin ilkokul öğrencileri 70 kelimesini anlamıyorlar. Burada anlayamayıp ifadesi var. Lise öğrencileri 50'sini anlayamıyorlar. Üniversite öğrencileri 35'ini anlayamıyorlar. Yani ilkokuldan üniversiteye doğru gidildikçe anlaşılmayan kelime sayısı azalıyor. Demek ki burada yanlış okumaktan Eğitim sistemindeki temel sorundan, ilk öğretim öğrencilerinin okumayı sevmediklerinden ve Türkiye'de okumaya önem verilmemesinden söz edilmiyor. Burada anlatılmak istenen okul başarısına sağlıklı okumanın önemi. Çünkü az anlaşılmaz kelimeler üniversitede var, çok anlaşılmayan kelime ilk öğretimde var. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçada yazar, Kılıç Ali Paşa Camisi'nden son romanında söz ettiğini söylüyor ve bunu niye yaptığını bize açıklıyor. Çünkü diyor eğer siz her gün önünden milyonların geçtiği Kılıç Ali Paşa Camisi'nde taşları Servantes'in taşıdığını bilirseniz yazıyı belli bir sınırda tutmazsınız. Alt metinlerle dolu bir kurmaca dehlizine dönüştürürsünüz. Üstelik Orhan Pamuk'un aynı hikayeye Beyaz Kale romanda atıf yapıldığını hatırlatırsak bir yapıtın içinde birçok değerin yer aldığını kanıtlamış oluruz diyor. Bu altı çizili ifadeler oldukça önemli. B seçeneğinde kurmaca da olsa gerçek yaşamla ilişkili olursa denmiş ve beğeniden söz edilmiş. Doğru cevap olamaz. C seçeneğinde gerçeği konu edilmek yazardan beklenemez denmiş. Bu doğru cevap olamaz. D seçeneğinde batılı yazarlardan esinlenmek, ilham almaktan söz edilmiş. E seçeneğinde günümüz yazarlarından söz edilmiş. Bunlar doğru cevap olamaz. A seçeneğine dönüyoruz. Bir yazarın yapıtında yer verdiği bir ayrıntının çok farklı boyutları vardır. Ve bunlar yapıta zenginlik katar diyebiliriz. Kılıç Ali Paşa Camisinden söz eden yazar burada yine Mimar Sinan'a gönderme yapıyor, Cervantes'e gönderme yapıyor, Orhan Pamuk'a gönderme yapıyor. Bunların yapıtın içinde birçok değer oluşturduğunu bize açıklıyor. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçaya göre bir edebi metini ikinci kez okumanın okura verdiği zarar hangisidir diye sorulmuş bize. Zarardan söz edildiği için olumsuz bir ifade bulmalıyız. Onu burada buluyoruz altı çizili bölümde okuru kötü hissettirmesi. Peki bu zararı niye veriyor? Çünkü kişinin yani okuyanın edebi metini ikinci kez okuyanın kendi edebiyat bilgisini sorgulamasına, yeteneğiyle yüzleşmesine, edebi hafızasının arşivine girmesine sebep oluyor. Bu da okuru kötü hissettiriyor denmiş. Yani okuru kendi birikimiyle yüzleştiriyor ikinci defa okumak bir metni. Yanlışlıkların farkına varmak, açıkları ortaya çıkarmak, yoğun dünyadan uzaklaştırmak, güzelliklerin sahte okura sezdirilmesi doğru cevap olamaz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada modernizmin ortadan kaldırdığı değer olarak hangisi belirtilmek istenmiştir? Dikkatlice baktığımız zaman çatlarcasına çalışmaya adeta tapılıyor diyerek olumsuz bir eleştiri yapılmış. Kanaat bir değer olarak hatırlanmıyor diyerek yakınma dile getirilmiş. Yaşayacağı kadarına razı olan bir insan görebiliyor musunuz diye bir soru soruluyor ve daha çoğa ulaşmak için büyük balığın küçük balığı yutması felsefesi eleştiriliyor. Yani modernizmle ortadan kalkan değer kanaat duygusudur. Kanaat kavramıdır. Bu ise seçeneklerde yetinmek olarak bize verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada yazarın asıl eleştirdiği durum hangisidir? Dikkatlice baktığımız zaman bir ekmek parası isteyene verilen cevap eleştiriliyor. Paylaşmayan hep biriktiren, bir başkasının acısına kayıtsız kalan insanlar, penceresini kapatıp sımsıcak yuvasında huzura kavuşan insanlar, gemisini kurtaran kaptan anlayışını benimseyen insanlar eleştiriliyor. Kimse kimsenin insan kardeşi değil de din kardeşi de değil gerçekte diyerek de yine kardeşlik duygusunun olmaması eleştiriliyor. Yazar sadece kendini düşünmeyi ve bencil olmayı eleştiriyor, başkalarının acısına kayıtsız kalmayı eleştiriyor. Altı çizili ifadeler bunun bir kanıtı. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçaya göre bir edebi eseri ikinci kez okumanın zorluğu aşağıdakilerden hangisidir? Parçanın bütününde ikinci kez okumanın zor olduğundan söz ediliyor. Son bölümünde neden böyle bir zorluk olduğu bize açıklanıyor. Bu zorluğun gerekçesi sunuluyor. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık adlı eserinden hareketle de şöyle deniyor. Onu ikinci kez okumak artık bir otopside ölümün hangi sebeplerle gerçekleştiğini tespit etmek zorunda kalan birikimli cerrahın insanüstü çabasına muhtaçtır deniyor. Burada farklı hazlar vermekten, diğer eserleriyle ilişkili olmasından, kıyaslamasından ve yazarın özellikleri dışında başka bilgiler içermesinden söz edilmiyor güçlü ve zahmetli edebi bir donanım gerektirmesinden söz ediliyor. Birikimli cerrah ifadesinden de bunu anlayabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada yazarın eleştirdiği aşağıdakilerden hangisidir? Kısa yoldan zengin olmak, şöhret olmak, yazar şair olmak eleştiriliyor. Dikkatlice bakalım. Herkesin her şeyden haberi varmış gibi ama hiçbir şeyi kimse bilmiyor gerçekten bilmeye ihtiyaç duymuyor. Hiç kimsenin dirsek çürütmeye zamanı da ihtiyacı yok. Kulak kültürüyle her alanda konuşabiliyoruz deniyor. Burada sinema emekçilerini özenmekten, gençlikten söz edilmiyor. Yazarların çabaları eleştirilmiyor, hayatın gerçeğine göre hareket etmemeyi değinilmiyor. Burada emek vermeden iyi sonuçlara ulaşma çabası eleştiriliyor. Özellikle ilk cümleden ve parçamızın son cümlesinden bunu anlayabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Parçada şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Şair bir örnekten hareketle ana düşünceye ulaşıyor ağaçları neden şiirinde anlattığını açıklıyor ve şöyle diyor. Böyle daha güzel oluyor şiir. Herkes kendisine göre bir canlıya anlam yükleyip kalem oynatabilmeli. Böyle olunca bana iyi geliyor. Yüreğimi bir okka çiçek yapan bu hal bu konuşma içime bir güzelliği yerleştiriyor diyerek ana düşünceyi bize açıklıyor. Mutlaka ağaçları konu edinmek tam olarak parçada anlatılmak istenen ifade değil. Kendi gerçekliğinden uzak bir şairden söz edilmiyor parçada. Ağaç edebiyatın temel imgesi olmalıdır, hiç denmiyor. İmgesel söylemden hiç söz edilmiyor. Şairin başkasının düşüncelerinden yararlanmasından da söz edilmiyor. Doğadaki bir varlığa duygu ve düşünceyi yüklemek, şiiri anlamlı kılar deniyor. E seçeneğinde bunu altı çizili bölümlerde özellikle de son cümlede görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir.